hocam, kişi kanser hastası olduğunu nasıl ve nereden anlayacak? Kanser hastalığı çok sinsi seyreden bir hastalıktır. O yüzden çok hızlı, çarpıcı belirtiler vermeyebilir. Bunun için bizler check-up'larımıza dikkat etmemiz lazım. Kişi sağlıklı da olsa mutlaka rutin check-up'larını yaptırması gerekir. Kadınlarda en sık görülen meme kanseri olduğu için mamografilerimiz, öncelikle kendimiz elle meme muayenesi, arkasından meme ultrasonu, mamografi, bunlarla takibini mutlaka yaptırması şarttır. Kişi meme kanseri ise, meme kanserine aday birisi ise, ailesinde meme kanseri yatkınlığı varsa, meme kanseri olan annesi, teyzeleri, halaları varsa daha dikkatli olması lazım. Daha dikkatli check-up'larını yaptırması gerekir. Bayanlar, kadınlar 40 yaşının altında check-up'ları yaptırırken 40 yaşının altında meme ultrasonu, elle meme muayenesi yapılması gerekmektedir. 40 yaşının üzerinde mamografi, yıllık mamografi takipleri gerekir. 40 yaşın üzeri ve altı mamografinin mamografi 40 yaşından sonra kullanılıyor dememizin sebebi 40 yaşından önce mamografi yapıldığında kişiye zarar vereceği anlamında değildir. Ama 40 yaşından önceki kişilerde, sağlıklı kişilerde meme dokusu çok yağlı olduğu için oluşmuş olan kanser hücrelerini mamografi bize daha sağlıklı olarak gösteremeyebilir. Onun için mamografi yerine meme ultrasonu 40 yaşından önce yapılması bize daha fazla yol göstermektedir. Yine erkeklerde görülen akciğer kanseri çok önemlidir. Akciğer kanseri içinde kişiden akciğer grafisi çektirmesini, herhangi bir şikayeti olduğunda akciğer grafisi çektirmesini önermekteyiz. Yine prostat kanserinde kanda bakılan PSA denen bir biyokimyasal bir testle prostat kanserini gösteren PSA değerinin yüksekliği bize prostat kanserini göstermektedir. Bunun gibi check-up'ta kullanılan belli bir görüntüleme yöntemleri, görüntüleme şekilleri bulunmaktadır.